Cenab-ı Hakk'ın hışımı, azabı serttir. Sertçe vurur ve böyle bir nihai, yani ölümle birlikte gelen bir son geri dönülmezdir. İnnehum kadce innehu kadca emru rabbik ve innehum atihim azabun gayru merdud. Bu kırmızı çizgiden sonrasına kaldıktan, yani kötü bir halde kaldıktan sonra artık yalvarmanın, yakarmanın, gözyaşı dökmenin, bağırmanın, çağırmanın hiçbir faydası olmayan bir döneme kalmış oluyor. Dolayısıyla bizler şu anda nefesleri tutmuş, son derece kritik bir dönemin saniyelerini, dakikalarını aslında tüketiyoruz. Bu genci için de böyle, yaşlısı için de böyle. Çünkü hayatın şeyleri, imkanları zaman üzerinden işlemiyor. Olur ki bir kişi 40'ına kadar bu imkanların hepsini Cenab-ı Hak kendisine yaşatmış bulunur. O da bütün tepkilerini vermiş olur. Eceli de 41'inde onu gelir bulur. İmkana bağlı bir şey. Allah Azze ve Celle bir kişinin verdiği tepkiler artık hep olumsuz olacak. Milyar, trilyon sene dahi, sonsuz dahi yaşasa artık değişmeyecek. Ortaya çıktı mı, onun artık eceli yakınlardadır. Laboratuvarda da siz bir deney yapıyorsunuz diyelim. Habire tepki alıyorsunuz, not ediyorsunuz. Tepki alıyorsunuz, not ediyorsunuz. Nereye kadar yaparsınız? Tepki sabitleninceye kadar. Tepki artık sabit, hiç değişmiyor. Bitti. Onun grafiğini bile çizdiğinizde artık o zamanla hiç değişmeyen bir grafik ortaya çıkar. Bu ölenlerin hepsinin grafiği çıkmış oluyor. Ve o grafik artık zamanla hiç değişmeyen grafikler. O kadar ki Cenab-ı Hak diyor ki geri döndürsek وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا. Geri döndürsek yine o aynı sabit grafik devam eder. Hiçbir değişiklik olmaz. Yani Cenab-ı Hak ya geri döndürdü bütün insanlığı ve atıyorum bir trilyon sene yaşattı onlara. Öldürdüklerinden, öldürdüğü kötülerden döndürdü hepsini. Bir trilyon senede yaşattı. İçlerinden üçü beşi ıslah oldu. Cenab-ı Hak ne diyecek? Yani beklenmedik durum. Fire verdi benim sözüm. Böyle bir şey yok. Onun ilminde böyle bir eksik, böyle bir gedik yok. Ölenlerin hepsi artık o laboratuvardaki tepkileri sabitleşen tiplerdir. Daha fazla yaşamaları onlar açısından hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Çünkü çok kararlı bir tepki ortaya koymuşlar. Cenab-ı Hakk'ın her bir mümine gösterdiği kadar her türlü imkanı onlara da göstermiş o ömürleri içerisinde. Ve onlar bunların hepsini olumsuz tüketip kendi kararlı tepkilerini ortaya koymuş. 150'sinde ölen adamı da Cenab-ı Hak aynı bu şablon üzere canını alıyor. Tepkisini tamamıyla kararlı bir şekilde ortaya koyduğu demde. Dolayısıyla rakamlar bizi yanıltmasın. Esas olan اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ. Öğüt alacak kimsenin öğüt alacağı kadar bir ömür. Ölçüsü bunun bu. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ.